Baştan sona sağlıktan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kas hastalıklarından bahsedeceğiz bu haberimizde. Her yaşta görülebiliyor ve maalesef halk arasında tedavi edilemediği zannediliyor. İslamlı kaslarımızı hareket ettirmek istediğimiz an, yani bir kasımızı hareket ettirmek istediğimiz zaman beyninden, meninimizden omuriliğe, omurilikten de kaslara sinyallerin gidiyor olması lazım. Kişinin kuvvetsiz olmasına biz kas hastalığı adını veriyoruz. Her yaşta görülebiliyor. Yani yeni doğan döneminden çok ileri yaşlara kadar görülebiliyor. Özellikle bebeklik döneminde ya da daha erken yaşlarda altında kalıtımsal yani genetik bozukluklar oluyor. Daha ileri yaşlarda daha az olmakla beraber yine genetik bozukluklar olabiliyor ama sonradan da bazı nedenlere bağlı olarak da kas hastalığı görebiliyoruz. Profesör Doktor Kayıhan Uluç, zamanla yürüme zorluğu çeken bireylerin mutlaka nöroloji muayenesinden geçmeleri gerektiğini belirtiyor. Bir kişi artık eskisine göre daha zor yürüyorsa, yani yürüme güçlüğü çekiyorsa, merdiven inip çıkarken, yokuş yukarı çıkarken kuvvetsizse, bazı hastalarda göz kapağı düşüklüğü ya da çift görme meydana geliyorsa, bunların hepsi esası kas hastalığını işaret eder. Öyle durumlar varsa mutlaka bir nöroloğa muayene olmak lazım. Bir nöroloğa gidildi, bunlar fark edildi. Sonraki süreç teşhis ve tedavi nasıl ilerliyor hocam? Bir takım laboratuvar yöntemlerini ya da başka yöntemleri kullanıyoruz. Laboratuvar yöntemleri arasında en fazla kullandığımız CK, creatin kinaz yüksekliği. Onu direkt kas hastalığıyla bağdaştırıyoruz esasında. Hemen şunu söylemek isterim. Bazı hastalarda karaciğer fonksiyon testleri adıyla geçen ALT-AST yüksek olabiliyor. Yürüme güçlüğü var. ALT-AST'si yüksekse mutlaka CK bakılması ve o bakımdan da bir nörola yönlendirmesi lazım. Elektrofizyolojik yöntemler kullanıyoruz. Yani kası, önce siniri uyararak bir uyarı elde ediyoruz, bir potansiyel kaydediyoruz. Arkasından kasların içine iğne batırarak kasın kendisinde bir hastalık var mı yok mu diye bakıyoruz. Sonrası biraz daha ileri aşama. İhmal edilirse kas hastalıkları sevgili izleyiciler bir nöroloji uzmanına gidilmezse bu hastalık maalesef hayati riskler taşıyabiliyor. Bazı kas hastalıkları hepsi değil. Diğer organları tutabilirler. Çok sistemik hastalıklar, çok da sistemik hastalık diyoruz. Mesela akciğeri tutabilirler. Bazı kalp kasını tutar, kalpte ritim bozukluğu yapar, kalpte yetmezlik yapar. O evrelere gelmeden önce mutlaka kas hastalığının tanınması, alt grubunun belirlenmesi, arkasından da hastaların düzenli aralıklarla takip edilmesi lazım.